Akşamki iftar programında Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla beraberiz. Bu akşam programımızda hocamıza Çağımızın hastalığı olarak ifade edebilecek olduğumuz gaflet konusunu insanımız için gaflette ve bu gafletten nasıl kurtulabiliriz bunu hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam e, ifade ettiğimiz gibi gerçekten bugün toplumumuzda ciddi bir gaflet hastalığı var ve insanlar gerek ibadetlerinde gerek dünyalık diğer işlerinde ne, yap, ne yaptıklarından habersiz. İbadetini yaparken hangi ibadeti nasıl yaptığının farkında değil. E, bu gaflet hastalığının e, günümüzde bu kadar yoğun hale gelmesinin sebebi nedir? Yani ibadetlerde temellikle ne olmalı ki bu gafletten kurtulabilelim? Efendim bizi takip eden kardeşlerimize e, hayırlı iftarlar e, dileyerek bu sohbetimize başlayalım. E, gaflet hali, insanın huzurdan uzak olması, hakkı hatırlamaması e, ve de hakikatlere ters düşme e, halidir. Gafletin genel manada ee, bu şekilde izahı mümkün. Ancak bir insanın da gafleti her ne kadar nefsi açıdan manevi olgunlaşmasında tekamülüne mani bir hal gibi de görünse gafletin de insan için faydalı olduğu yönleri vardır. Şimdi Öyle hakikatler vardır ki bunu siz her an iç içe yaşadığınız zaman o sizi çok kötü hallere sürükler. Bedbin olursunuz. E, artı huzursuz olursunuz. Artı ümitsiz olursunuz. İşte bu tip haller zuhur ettiğinde gaflet insan için büyük bir nimet olabiliyor. Unutma hali Mesela düşünelim, en çok sevdiğiniz yakınlarınızdan biri olmuştur. Bir musibetle karşı karşıya gelmiştir. Yakınınızı bırak, şahsınız böyle bir hal hücresiniz her an o musibeti yaşamak efendim sizi helake sürükleyecek en büyük amil olabilir. Ama o halden gafil olmanız, gaflet içinde olmanız sizi biraz huzura, biraz da mutluluğa sürükler. Düşünelim hayat boyu beraber aynı yastığa baş koyduğunuz hanımınız bir anda ölüyor. Sizi yetiştiren ananız, anneniz ölüyor. Babanız ebedi aleme rihlet ediyor. Bütün bunlar e, sizi bir varlıktan kopartıp e, ve de bir hüzne, bir firkate sürükleyen hallerdir. Bu haller insana öyle kavurucu e, haller e, verir ki öyle kavurucu ıstıraplar insanı kuşatır ki eğer bu hali yaşasanız helak olursunuz. İşte bu halde Cenab-ı insana verdiği unutma, gaflet hali büyük bir nimet olarak önünüze çıkıyor. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Gaflet aslında bir külfet olmasına rağmen çok faydalı olduğu bölümleri de var, kısımları da var. Ama Değil mi ki bizi Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp e, Allah'a, vuslatımıza mani olan bir hal olarak önümüze çıkıyor bu gaflet, o zaman e, bunu tedavi etmek, bu hali gidermek e, aklı başında olan Müslümanın da birinci görevi olması lazım. Peki bunu hangi halle bu gaflet halini aşarsınız bunu nefsinizden uzaklaştırabilirsiniz derseniz elbette ki onun zıttı kamili olan ilahi varlığı kendi gönül dünyanızda her an hatırlamak manasına gelen zikir Allah'ı anmakla beraber bunu aşmanız ve de bundan uzaklaşmanız veya onu sizi kuşatmasından korunmanız mümkün olabilir diyorum efendim. Evet. Kısaca gafleti bu şekilde izah edebiliriz. Allah razı olsun hocam. Amin. Yani gaflet dediğimiz olay dünyalık işlerde olduğunda nimet. Yani bir kaybınız oldu. Bu dünyalık bir şeyinizi kaybettiniz. Veyahut da evladınızı, eşinizi, yakınınızı kaybettiniz. Zamanla bunun unutulması büyük bir nimet. Yoksa devamlı o üzüntüyle yaşadığınızda devamlı bir karamsarlık var. Ama aynı gafleti biz e, ibadette, namazda, oruçta ki e, konu gelecek inşallah. E, mesela Cenab-ı Hak namazı bize e, anlatırken beni hatırlamak için, beni anmak için namaz kıl. egmiz salateli zikri, beni anmak için namaz kıl diyor. E, peki bu namazda ibadette gaflet olursa veyahut da diğer yani ibadetleri yaparken bütün olarak baktığımızda o gaflet olursa, yani zikir için olmazsa o ibadet, Allah'ı hatırlamak için olmazsa, o zamanki halimiz ne olacak? E, o zamanki halimiz işte perişan olacak. olacak. E, bu manada tabii gaflet, e, büyük bir hezimet oluyor. İnsanların gaflette, yaratılış istikametinden, maksadının dışında bir hayat sürmekten, çıkıp da farklı bir kulvara girdiğindeki asıl gafletten murat da budur. Yani yaratılışının dışına çıkarak Allah'ı, hesabı, ahireti, bütün bunları unutmanın adına gaflet diyoruz. Bu işte asıl hüsran, hüsrana sürükleyici ve sonu mutlak zarar olucu gaflettir. Bundan da Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. İfade buyurduğunuz gibi ibadetlerin de temelinde Sadece namaz için değil, oruçta da öyle. Artı hacca gitmekte de öyle. Artı zekatta da öyle. Yani bütün ibadetlerin temelinde yatan ana espri, kul olarak insanın Allah'ı hatırlaması, onunla irtibat kurması içindir. İfade buyurdunuz, ekimiz salate li Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beni zikir için, anmak için, hatırlamak için, gafletten kurtulmanız için namazı kılın diyor. Ama gel gör ki bizim kıldığımız namaz da gaflet. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi gaflet hali insanın Allah'ı unutması herhangi bir camide olması manasında bir caminin içindesiniz. Hatta Beytullah'tasınız. Orada bile gaflette olabiliyorsunuz. Allahu Ekber diyorsun ama ya karıyla kavga ediyorsun ya dükkanında ticaret yapıyorsun ya okulda öğretmen olarak öğrencilere ders anlatıyorsun. Cesedin hakkın huzurunda kalbin dünyada. Bu da bir gaflet, gafletin bir türü. İşte e, ayeti kerimede beyan edilen beni zikir için namaz kılından maksat Daim huzurda olun, Allah'ın huzurunda olun, benim huzurumda olun, benim tecellilerime kalbinizi hazır hale getirin. Ee, kalp aslında bir dünya, yani bizim kalp dünyamız, kalp alemimiz bir dünya. İnsanın, insanların hayata bakış tarzları o dünya ile, o ölçüyle dir aynı olaya farklı gözler bakar, aynı hadiseden herkes farklı neticeler çıkartır. Bu ticarette böyle, siyasette böyle, adalette böyle, her yerde böyledir. Aynı hadise. Önümüzde bir kavga olsa ve her ikimiz de bunu seyretsek, 50 kişi olsa, bu 50 insanın da olayı nakli kendi penceresindendir. Bir bakarsın birisi yüzde yüz haksız olan insanı haklı der. Hatta taraf olur onun yanında. Allah Allah bir başkasını dinlersin ya bunlar aklını mı kaçırdı dersin. Bunun dediğine bu tamamen zıt bir mana veriyor veya olayı zıt yorumluyor. Şunu demek istiyorum. Yani insanlar tabiata kendi duygularıyla, kendi anlayışlarıyla, kendi dünyalarıyla o kalp penceresinden yaşadıkları halden bakarlar. Bakınız insanda nefsi emmare var. Bu bir dünyadır. Emmare dediğimiz nefsin hali kalbi kuşattığı zaman insan o gözle dünyaya bakar. Nefsi levvame var. Nefsi mülhime var, mutmainne var, raziye var, merziye var, kamile makamları var. Şimdi bunu uzun uzun açacak olursak tabi bu başlı başına bir sohbet konusudur ama özet olarak bizim de almamız gereken bir husus var burada yani madem ki biz o duygu dünyasıyla bütün alemi seyrediyoruz emmare noktasındaki kalp gözüyle seyrettiğimiz dünya itminan noktasıyla kalp gözüyle seyrettiğimiz dünyadan farklıdır yani çok enteresandır mesela e, ayeti kerimede cenab siz diyor semaya bakın. Bakın orada benim efenim koyduğum düzene bu düzenin mükemmeliyetine bir noksanlık bulabilir misiniz? Onlar diyor gözlerini fümmer <laughs> il basara kerreteyni yangalib ileykel gözlerini defalarca semaya dönerler. Çevirirler, bakarlar, bakarlar, bakarlar ama bir hesap noksanlığı, bir matematik şeysi bulamazlar. Öyle bir mükemmel düzen nizam var ki yorgun olarak geriye dönerler. Şimdi bir inkar noktasında Cenab-ı Hak burada yani em em emmare noktasındaki bir kalp sahibine hitap ediyor. Evet. Bir de düşünün çocuk yaşta sırt üstü yatmış elini başını Elin, e, ellerini başının altına koymuş. Hazreti Fahri Alem Efendimiz e, süt annesinin köyüne gittiği zaman hatırlarsanız e, bizde bir yüksek bir yer, tümsek mi deriz buna? Evet. Orada e, gece vakti, geç geliyor eve. Hazreti Halim arıyor, nerededir? Bir de bir ses kulağına geliyor. Ne büyüksün ya Rabbi. Daha çocuk. O da aynı semaya bakıyor. Oradaki mükemmeliyeti, oradaki düzeni, oradaki güzelliği ne büyüksün ya Rabbi. Ne büyüksün ya Rabbi. Şimdi semaya bakan gözler farklı. Bir tanesi yoruluyor, inkar etmek için delil arıyor. Bir tanesi de çocuk yaşta o sanatı, o mükemmeliyeti, o düzeni, o nizamı görüyor. Her olayda dedik bu böyledir. Bilmem anlatabiliyorum. İşte namazda insanın gaflet halinden kurtulması için Allah'ı zikir için namazı bu hal bu hale gelerek namazı kılmamız lazım. Espri burada bu. Şimdi namaza duruyoruz dedik. Her şey hatırımıza geliyor. Gelmemesi için ne yapacaksın? O kalp dünyanı daha önce doldurduğun boş şeylerden malayani insanı Allah'tan uzaklaştıran düşüncelerden, duygulardan, fikirlerden, oluşlardan temizleyeceksin. Anlatabildik mi? İşte o zaman Allahu Ekber dediğin zaman, bak dikkat ederseniz Allahu Ekber derken böyle etmiyoruz. Elimizin tersiyle bütün dünyayı atıyoruz. Ne demektir bunun manası? Ben mana, maddede dünyada olsam bile hakikatte Allah'ın huzurundayım. Bir o bir ben varım. Hepsi geri gitti. Şimdi bu e, ruhu, bu olgunluğu, bu kemali yaşayarak kılınan namazla efendime söyleyeyim bu hareketleri hiç değerlendirmeden işte gelişi güzel, Allahu Ekber diyerek çal kapma namaz kılanın namazı bir olabilir mi? Ne diyor Yunus zannıma göre? Sen bir gönül kırdın ise kıldığın namaz değil. Evet. Yani eğer işlerimize düzen, nizam, bereket, mantık, beraberlik, sevgi getiren bir e, oluş ise o namaz namazdır manası çıkıyor ortaya. Anlatabildik Hı. mi? Demek ki e, anil fahşa'i vel münker ayeti kerimede insanı kötülükten, yanlış şeylerden kim uzaklaştırıyor? <Sessizlik> namaz. Namaz uzaklaştırıyor. Şimdi bu şekildeki namaz efendim işte tam bir zikir oluyor. Ee, onun içinde de efendim e, ayeti kerimede müsaade ederseniz onu bulayım. Fe ila kazaytumus salate fezkurullah kıyamen ve kuuden ve ala cunubi büküm. Bak namazı kıldıktan sonra Şimdi burada bir inceleye de dikkat edelim. Bazıları diyor ki e, en büyük zikir namazdır. Binaenaleyh siz namazı kıldığınız zaman başkaca Allah'ı anmanıza gerek yok. Ama burada çok ters. Ayet Allah onlara diyor yanlış konuşuyorsunuz. Terbiyesizlik etmeyin. Nereden biliyor? Ve illa kazayıtumus salate namazı kıldıktan sonra namazı ne yapın? Bitireceksin. Fezkürullahe <laughs> Allah'ı işte o zaman zikre başlayacaksın. Ne halde? Kıyamen ve kuden ve ala hem ayakta hem rükuda ve hem de yattığınız zaman Allah'ı zikredecek. Bir başka ayeti kerimede estağfirullah ellezine <laughs> yezkürûnallâhe kıyamen ve gu'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerune fi halkis semavati vel Burada da çok ciddi bir incelik var. Bunu şunun için okudum. Şimdi bir insanın tefekkür etmesi Allah'ın azametini, kudretini, ahiretini, meleklerini ne bileyim hesabı, kitabı, hülasa e, maddi manevi bütün sırları hikmet cihetinden cephesinden düşünmenin adıdır tefekkür. Tefekkür budur. Hikmetini öğrenmek, hikmetini hikmet. Ya Rabbi buradaki senin kastın nedir? Bu açıdan, bu mantıkla yaptığın düşüncenin adına hikmet denir. Ha, bunu Allah bunun şartını koyuyor Kur'an'da. Ellezîne yezkurûne <laughs> Allah'a Allah'ı zikreder. Nerede? Kıyamen, ayakta. Ve kûden rükûda ve ala cunubihim secde halinde. Ondan sonra bak geliyor. Ne geliyor? Tefekkür. Tefekkür ondan evvel olmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Kalbinizi Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı yapmadan yapacağınız düşünce nefsani efendim düşüncelerdir. Bunlar sizi arzu edilen, istenilen hikmete kavuşturmaktan çok uzaktır. Masa başında oturarak yazdığınız eserle hani derler ya halehli olarak yazdığınız eser arasında o bakımdan çok ciddi farklar vardır. Öyle de olmuş olsa bile o hikmet dolu efendim eserleri yazmış olsanız bile onların size etkisi ancak o hali yaşadığınızdan sonradır. İlla sen bu denilen yolu takip edeceksin oradaki e, cevherleri alabilmek için kalbini hazır hale getireceksin. Onu tadacaksın. Yoksa odun gibi hiçbir şey anlamasın. Değil mi? Evet. Şimdi verici var. Televizyonda verici var. Senin alıcın yok. İstediği kadar, istediğin güçte efendim verici versin. Buna benzer bu. Sen verdin, eserini ortaya koydun. Ama alıcı kalp gözü kapalı. Kulağı kapalı. Kalp alem kapalı. Onu açman lazım, onu cilalama, cilalaman lazım. İşte bu manada namaz çok farklı. Fazla mı konuştuk? Yok estağfurullah. Ha şimdi, e, şimdi e, bu hususta bütün ibadetler Allah'ı hatırlamak, Allah'la beraber olmak, Allah'la dost olmak, arkadaş olmaktır. Zikrin bir manası da budur. Hatırlayacaksın, unutmayacaksın, devamlı onunla beraber olacaksın. Tamam? İşte namaz insana e, bu hali e, verir ve bunu sen yakalarsan Yunus'un dediği gibi işte kıldığın namaz budur. Yoksa devamlı bir gaflet halindesin. Bu namaz değildir. Hatta enteresandır. İnsan bu hal üzere devam ederken çok enteresandır. Kalbinizden Allah'a açılan bir pencere vardır. O pencere açıldı mı? uykuda da uyanıkta da hak ile berabersin. Allah ile berabersin. Kavga ederken de Allah'la berabersin. Yürürken de Allah'la berabersin. Sohbet ederken de Allah'la berabersin. Asıl işte kulluk bu makamdır. Buraya gelmektir. Kalp ayağıyla Müslüman yavaş 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 buraya gelecek. İşte bunun da burağı zikrullah'tır. Bütün ibadetlerin mantığı da budur işte. Namaz bu, oruç da aynı. Oruç, nefis atını dizginlemek. Nefis korkunç bir, yani enerji. Öyle bir onun şeysi var ki, gücü var ki. Ha işte e, niye bunu Allah bize verdi? Vermeseydi de hep onunla olsaydık olmaz mıydı? E canım öyle varlığı da var Allah'ın. Melekü talim, melekler öyle varlık. Bunların nefsi yok. O zaman e sana ne gerek var? Onunla Allah iktifa ederdi. Değil mi? Evet. Ama o tarafı bırak. Melekut tarafını bırak. Sadece hayvanat yönünü hakim kılmış olsaydı gene sana gerek yoktu. Niye? Hayvanlar var. Baksana şuraya. Her türlü cinsinden hayvan var. İşte Cenab-ı Vacibül Vücut öyle bir denge kurmuş ki hem insanda melekül alemi dediğimiz ervah alemini seyredecek, onu yaşayacak, o üst hayatı algılayacak güç de var, taraf da var hem de bu dünya zevklerinden son noktasına kadar en fazla doyum alacak kadar işte hayvani bir taraf da var, iki taraf da var insanda irade burada devrede. Yani bir tarafın emrine girip diğer tarafı ihmal etmeyeceksin. Bir tarafın dünyada birisi ahirette. Denge. İki kanatlı bir kuş. İşte zikrullah bu dengeyi insanda en mükemmel şekilde kuran bir vasıtadır. Aslında zikir bir binektir. Buraktır. İnsanı Allah'a taşıyan burak. Bir tecelli olsa kalbe ihtiyar elden gider. Sayha vurur aşıkların dilhanesi namusu ar eliyende gider. Yani şimdi diyor insanın kalbine Allah'ın tecellisi olursa Süleyman Çelebi ne diyor Mevlid'de? Bir kez Allah dese şevk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Yani bir insan aşk ile bir defa Allah diyebilse Allah her zaman demeyi nasip etsin. O zaman günah diye bir şey kalmaz sende. Çünkü o tecelli öyle muazzam bir rahmeti ilahinin insana verdiği haldir ki işte hürriyet de insanın o tadı tatmasıdır. Bütün nefsani duyguların esaretinden kurtulup o hali insanın vuslata ermesidir. Tecelli daim halidir bu. Allah bütün kullarına ve bize de nasip etsin. Özellikle e, ben bu konuda biraz da şeyim yani bencilim ve kıskancım. Önce bana nasip etsin <laughs> diye dua ederim. Efendim eee işin de bu nüktesi olsun. Yani asıl hürriyet budur. Hürriyet bu. Hürriyet nedir? Başkasına zarar vermeyecek şekilde hayatı yaşamanın adı değil ya doya doya bu mükevvenatın sahibiyle insanın buluşması o zenginliği yaşamasıdır. O tecelli. Kimi esmadan onu yaşar, kimi sıfatı bariden onu yaşar, kimi zatı barinin tecellisinden bunu yaşar. Şimdi tabi burada bu makamda da kullar sınıf sınıf. Hazreti Fahri Alem Efendimiz hepsinden yaşamış. Esman esma ilahinin tecellisiyle de Allah'ı tanıdı. Sıfatı barinin tecellisiyle de Allah'ı tanıdı. Zatı barinin tecellisiyle de Cenab-ı Hakk'ı tanıdı. Onun Allah'ı tanımasıyla senin benim veya herhangi bir evliyanın bir peygamberin Allah'ı tanıması çok farklı. O çok Muhammed gözüyle alemi seyretmek kadar büyük bir zenginlik yok. İşte sahabeleri sıralamaya koyduğumuz zaman ona yakın bir gözle seyreden bir tek sahabe var. Hazreti Ali Kerem Allahu Ece. Onun için Hazreti Ali çok farklı. Bak nübüvvet peygamber aleyhisselamla velayet imam haliyle. Nereye kadar? Kıyamete kadar. Devam edecek. O bakımdan tecelli Bari'nin kapısı Ali kapısıdır. Oradan girmeyen Hakk'a vasıl olamaz. Anlatabildim mi? Evet. Hangi meşrepten, hangi mezhepten, nereden olursanız olun Ali farklı bir kapı. Ya düşünebiliyor musun? Bir savaşa giriyor. Bir savaşta neticede 50-60 tane insan öldürülmüş, yarısını öldürüyor. Kafirlerin hem de baş pehlivanlarını Bedir'de böyle, Uhud'da böyle, Hendek'te böyle hangi gazaya giderse gitsin Allah Resulü diyor ki Ali İslam'ın kılıcıdır. Onun kılıcı üzerine İslam bina edilmiştir. Anlatabildim mi? Evet. Ali farklı Allah şefaatinden ayırmasın. Ha onun ki tasarrufu mesela derler hilafet, hilafet ne zaman başlar? Bana göre... Hz. Resulullah'tan sonra İmam Ali'nin hilafeti başlar. Bütün zamanlara ait bir hilafet makamı var onda. Ha madden insanlar bunu takdir etmiş etmemiş o beni ilgilendirmez. İmam Ali Efendimiz'e gelmişken söz ki belayetin başı dediniz ve özellikle zikrullah konusunda da İmam Ali Efendimiz'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e beni Allah'a ulaşacak en kesilme yolu bana söyle diye bir e, ifadesi, bir talebi var. hani konuyu buradan devam ettirebilir miyiz? E, efendim, e, Hazreti Hz. Ali ile ilgili e, en önemli husus, e, Hazreti Hz. Ali Efendimiz'in şahı velayet, velayetin başı olmasıdır. E, her kim ki Cenab-ı Hakk'a vustat edecek, bu insanın mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, mutlaka onun vasıtasıyla kıyamete kadar Allah'a vasıl olunabilir. Bunun dışında hiçbir yol insana Cenab-ı Hakk'a taşıması mümkün değil. Yani bu benim acizane görüşüm değil. Hakikat ehli bütün ülemanın görüşü bu noktada budur. Zaten e, Hazreti Hz. Fahri Alem Efendimiz de buna bu vazifeyi vermiş artı Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretleri de bu vazif, bu vazifeyi buna vermiş. İfade buyurduğunu hususa gelince Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz'e Hazreti Ali Efendimiz bir gün gidiyor. Ya Rabbi ben Allah'a vasıl olmak istiyorum. Takip edeceğim yol ne olmalı diye sualde bulunduğunda Hazreti Fahri Alem Efendimiz İmam Ali Efendimiz'in mübarek dizlerini dizlerine, alnına alnına ve mübarek elini de kalbinin üzerine koyuyor. Diğer elini de eliyle iki elin arasına alıyor. Ona La ilahe illallah kelimi tevhidini telkin, telkin ediyor. Ve e, bu yolla Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretlerine zaten İnsanların e, ilah anlama manasında istidatları yaratılışından dolayı mevcuttur. Her insanda e, Allah'ı arama, Cenab-ı Hakk'a yönelme, onu bulma istidadı vardır. Onu siz bundan söküp atamazsınız. Beşerin farklı farklı ilahlara tapması hakikatten ayrılması onun içindeki bu ilahi duygudandır. Neden? Çünkü onu doğru yolda, hak yolda Allah'a taşıyacak kılavuz olmadığı için o da kendi hissiyatıyla, kendi duygusuyla, aklıyla o yolla kendini tatmin etmek isteyerek işte kimisi aya tapmış, kimisi yıldızlara tapmış, kimisi güneşe tapmış, kimisi insanlara tapmış. Hülasa bu işteki duyguyu doyurma babında herkes kendine bir yol aramıştır. Ama e, asıl yol kalpten Allah'a giden yoldur. Burada da Hazreti Ali Keremallahu ve Çevu Efendimiz cenab Peygamber Efendimiz'e sualen Ya Resulallah beni Allah'a kavuşturacak zikir nedir? Yol nedir? İşte La ilahe illallah kelime tevhid cümlesidir. Peygamberimizden aldığı cevap budur. O cümleyle, o yol, kalp yoluyla insan o bütün dünyasını aşarak Cenab-ı Vücut Hazretlerine kavuşur. Anlaşıldı mı? Evet. Ee, ve onun içinde e, bir insan Cenabı ı Hakk'ı ne kadar zikrederse o kadar fazileti vardır. Ve bunun adeti de kesinlikle mevzu bahis değildir. Ve zikran ketîra beni çok anın çok zikredin. Bu yüz olur bin olur on bin olur yüz bin olur. Yani senin kabiliyetine istidana ve de çalışmana gayretine bağlı bir hususiyettir, bir yoldur. Anlaşıldı mı? Evet. E bunu böyle efendim. E, Anladıktan sonra insanların e, zikrullah'a vereceği değer aslında kendi varlıklarını, kendi kıymetlerini öne çıkartan bir hususiyettir. İnsanın kendinden kendine olan yolculuğudur. Kalp yoluyla Allah'ı zikrederek insanın yürümesi aslında insanın kendinden kendisine olan yolculuğudur. Anlatabildim mi? Ee, bu yolculukta e, bütün ibadetler insanı Allah'a taşıyan birer binek gibidir. Dedik ya, hac da Allah'ı zikir içindir, oruç da Allah'ı zikir içindir, zekat da Allah'ı zikir içindir. İşin mahiyetini detaylı bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman var oluş nedeni de insanın Allah'ı tanıması ve bilmesi içindir. Cenab-ı Vacibül Vücut kendi bilinmesini arzu ediyor. Kendi bilinmesini murad ediyor. İstiyor. Bu bilinmeklik ne ile mümkün oluyor? Zikir yoluyla mümkün oluyor. Başka türlü mümkün olmuyor. Her varlığın yaratılış maksadı var. Ama insanın yaratılış maksadı Hazreti Allahı bulmak, onu tanımak, ona vuslat etmektir. Bunu yaptığımız nispette biz insanız. Ne kadar bundan uzak kalırsak insan olmak Allah'a yakınlık derecesine göredir. Uzak olmak da beşeriyet mertebelerine göredir. Beş, beşer insanın hayvani tarafının insanda ağır basması ruhani tarafıyla in, insanda e, hakim olan dünyada melekutiyet yönüdür ki insan, insan dediğimiz şey de asıl o yükselen onu hakka taşıyan insana kendi ruhundan üfledim evet yes eluneki anir ruh kulur minel emri rabbi ve ma utitüm minel ilmi kalila soruyorlar ruhtan sana soruyorlar nedir o diyor Allah'ın bir emridir yani Allah'ın nefasıdır her insanda Cenab-ı Vacibül Vücut hazretlerinden bir nefa ilave var ve bunun mahiyetini beşerin kavraması zor imkansız gelmiş geçmiş insanlık tarihi hep bunu araştırmış bu nedir min emri Rabbi Allah'ın nefasıdır işte bu eskar, zikir yoluyla insan onu tanıyor. Onu biliyor. Şimdi Değil mi? İnsanın kendine, kendine dönmesi dediniz. Biraz önce de irade ve iradenin elden gitmesiyle ilgili. Bu fedkürûni edkürküm ayet kelimesi. Bu noktada onu açabilir miyiz hocam? Yani Şimdi fedkürûni edkürküm ayetinde e, insanın Cenab-ı Hakk'ı zikretmesiyle kendi nefsinde kendini unutması zikrettiğine vasıl olması manasınadır. Allah'ı sen ne kadar anarsan sen kendinde, nefsinde o kadar fani olursun. Anlatabiliyor muyum? Orada sende var olan Cenab-ı Hakk'ın tecellileridir. O zaman Allah'ı hatırlarsın. Aklın başında eğer onu yaparsan aklın bu baştan gittiği zaman Kalpte olan ne ise o ortaya çıkar. Kalpte olan aklın başındayken neyi oraya yerleştirdin? Allah sevgisini, Allah korkusunu, Allah olan hürmetini, saygını o çıkar ortaya. Anlatabildik mi? Evet. Yani bu onun için e, ölüm halinde de insanların en fazla arzu edip ulaşmak istedikleri nokta budur. Yani ne? Son nefeste Allah'ı zikretmek, O'nunla beraber olmak. Evet. Son nefeste söylemezse bu diller, bütün cihan senin olsa ne fayda? Evet. İşte orada O'nunla beraber olmanın en kestirme yolu da onu hayatta, aklın başındayken çok ama çok zikretmektir diyoruz efendim. Evet muhterem izleyicilerimiz, hocamızın da ifade ettiği gibi, biz eğer gerçekten bu dünyada Rabbimizi Çokça anarsak irademiz elimizdeyken inşallah Son nefes anında veya irademiz Elimizden gittiğinde de Cenab-ı Hak kendisini bize andıracaktır Cenab-ı Hak bunu bize nasip eylesin diyorum Yeni bir programda daha sizlerle Buluşmak üzere hayırlı akşamlar Hayırlı iftarlar diliyorum